Benim Öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. İlk sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İnsanları diğer canlılardan ayıran başlıca özellikleri düşünen, duyguları olan sosyal bir canlı olmasıdır. Doğru. Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır. Doğru. Haklarımız ailemiz tarafından güvence altına alınır. Yanlış. Devletimiz tarafından güvence altına alınır sevgili arkadaşlarım. Zengin insanların hakları daha fazladır. Yanlış. Herkes hak konusunda eşittir sevgili arkadaşlar. Sorumluluk insanın kendisine ve çevresine karşı yerine getirmesi gereken görevleridir. Doğru. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir. Doğru. Temel hak ve hürriyetler herkes için gereklidir. Doğru. Temel hak ve özgürlüklerimizi bir başkasına devredemeyiz. Doğru. İnsanların 18 yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur. Yanlış. Doğduğumuz andan itibaren haklarımız başlıyor sevgili arkadaşlarımız. İlk hakkımız ve en önemli hakkımız da yaşama hakkımız. Bu yanlış. Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Yanlış. Her hakkı sahibiz ama bir başkasının hakkına kadar yani bir başkasının hakkına girmeyene kadar her konuda özgürüz. O zaman bu da yanlış. Haydi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız. İfade özgürlüğü, özgürlük, eşit, dayanışma, saygı, çocuk, temel haklar, sorumluluk, anayasa, özgürce. Kelimelerimiz bunlar. Haydi başlayalım. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler olarak adlandırılır ne olarak adlandırılır sevgili arkadaşlar? Hak ve özgürlüklerimiz temel haklar değil mi? Temel haklarımız bizim bunlar. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından doğarlar. Nasıl doğarlar? Eşit doğarlar. Şunları çizelim. Her insan 18 yaşına kadar olarak kabul edilir. Her insan 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz hakkımızdır. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getireceğiz. İfade özgürlüğü başkalarının düşüncelerine gösterme sorumluluğum vardır. Ne göstermeliyim başkalarının düşüncelerine? Saygı göstermeliyim. İnsanın kendisine ve çevresine karşı yerine getirmesi gereken görevlere ne denir sevgili arkadaşlarım? Sorumluluk denir. Düşüncelerimi ifade etme hakkım vardır. Düşüncelerimi nasıl ifade edebilirim? Özgürce. Temel haklarımız ile güvence altına alınmıştır. Temel haklarımız kim tarafından güvence altına alındı? Anayasa tarafından değil mi sevgili arkadaşlar? Anayasa Başkasının haklarını kısıtlamadan istediğimiz her şeyi yapabilmeye denir. Ne denir istediğim her şeyi yapabilmeye? Başkasının haklarını kısıtlamadan özgürlük denir. Haydi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz aşağıda verilen hakları ait oldukları cümlelerin karşılarına yazınız. Özel hayatın gizliliği hakkı, eğitim hakkı Düşünce ve ifade özgürlüğü, sağlık hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı. Haydi başlayalım. İrem 6 yaşında okula başladı. Okula başladı İrem 6 yaşında. Burada ne hakkını kullandı? Eğitim hakkını kullandı. Ali'nin düşüncelerini paylaşmasam da herkes istediğini söylemekte serbesttir. Peki burada ne hakkını kullanmış oluyor? Düşüncelerini paylaşmıyor ama herkes istediğini söylemekte serbest. Burada da düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı var. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı. Yüksek ateş sebebiyle akşam hastaneye gittim. Hastaneye gittim. Ne hakkımı kullandım? Sağlık hakkımı kullandım. Bunları çizelim. Ben günlük tutarım ve günlük bana özeldir. Kimse okuyamaz. Burada ne var sevgili arkadaşlar? Bana ait olan bir şeyin bir başkası tarafından karıştırılması araştırılması yasak yani özel hayatın gizliliği hakkı Evet sonuncusu komşumuz Yorgo dayı her pazar kiliseye gider. Yani kiliseye gidip ibadetini yapar. Burada ne hakkını kullanmış olur? Yorgu dayımız din ve vicdan özgürlüğü hakkı. Evet sevgili arkadaşlarım, haydi diğer sorumuza geçelim. Evet, testimizin ilk sorusu. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? Başarılarını takdir etmek, evet bu var. Dedikodusunu yapmak, bu çok kötü bir davranış. Saygı duymak, evet. Sırlarını başkalarıyla paylaşmamak, bu da var. Dedikodusunu yapmak, sorumluluklarımızdan değil. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Temel insan hakkı olan yaşama hakkı ne zaman başlar? İlk okula başlayınca, üniversiteyi kazanınca, doğduğumuzda yürümeye başlayınca. Yaşama hakkımız ne zaman başlar sevgili arkadaşlar? Yaşamaya başladığımız anda yani doğduğumuzda doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Çocukların sorumlulukları. Odasını düzenli tutmak çocukların sorumluluğu. Okula zamanında gitmek. Bir işte çalışmak çocukların sorumluluğu değil. Okul eşyalarını özenli kullanmak bu da çocukların sorumluluğu. Hangisi değildir diyor? C seçeneği bir işte çalışmak çocukların yani sizlerin sorumluluğu değil sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi en temel hakkımızdır? Yaşama hakkı, özgürlük, eğitim hakkı, ifade özgürlüğü. Bunların hepsi bizim için çok önemli haklar ama en önemli en temel hakkımız yaşama hakkıdır sevgili arkadaşlarım. Beşinci sorumuz insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir? Hareket, akıl, güç, beslenme. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz hangisi sevgili arkadaşlarım? Tabii ki aklımız yani akıl. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birlikte yaşayabilmek için aynı ten rengine sahip olmalıyız yanlış. Birlikte yaşayabilmek için bir yurda Vatana ihtiyacımız vardır. Doğru. Birlikte yaşayabilmek için ortak değerlerimize saygılı olmalıyız. Doğru. Birlikte yaşayabilmek için hoşgörülü ve farklılıklara saygılı olmalıyız. Bu da doğru. O zaman doğru seçeneğimiz A seçeneği. Yedinci sorumuz hangisi ailemize karşı sorumluluğumuzdur ailemize? Sokak hayvanlarına yemek vermeliyiz. Bu ailemize karşı değil. Sıraya girerek alışveriş yapmalıyız. Bu da ailemize karşı sorumluluğumuz değil. Yatağımızı toplamalıyız. Evet bu ailemize karşı sorumluluğumuz. Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz. Bu da ailemize karşı sorumluluğumuz değil. Hepsi aslında sorumluluğumuz ama bize ailemize karşı dediği için doğru seçeneğimiz C seçeneği. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi insanları diğer canlılardan ayıran bir özellik değildir? Mutluluk, Neşe ve üzüntü gibi duygulara sahiptir. Bu bizi diğer canlılardan ayırıyor. Karşılaştığı sorunlara değişik çözümler üretir. Evet, bu da sadece insanlara ait. Araç gereç yapar ve bunları geliştirir. Bu da sadece insanlara ait. Korunaklı bir yerde barınmaya ihtiyaç duyar. Bu sadece insanlara ait bir özellik değil. Tüm canlılar korunaklı yerlerde yaşamaya, bir yuva kurmaya ihtiyaç duyarlar sevgili arkadaşlarım. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. Yandaki resimde hangi hak anlatılmak istenmiştir? Bakıyorum burada bir sandık var ve bir zarf atıyor. Sanki içinde bir oy var, bir seçim var. Seçime katılıyor değil mi sevgili arkadaşlar? Haydi bakalım çocuklara. Özel yaşamın gizliliği değil. Kişi dokunulmazlığı değil. Seçme ve seçilme hakkı evet. Düşünce ve ifade özgürlüğü değil. Doğru seçeneğimiz hangisiymiş sevgili arkadaşlarım? Ne resimde anlatılmak istenen seçme ve seçilme hakkı. Evet sevgili arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Diğer yazılı videolarınıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Yazılılarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.